Günaydın kızlar. Günaydın. Ben birazdan çıkacağım. Akşam burada olmayacaksınız sanırım. O yüzden şimdiden vedalaşalım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Eminim bir gün yine karşılaşacağız. Ben öyle hissediyorum. Umarım bu sefer daha iyi koşullarda karşılaşırız. Özel eşyalarınızı unutmayın burada. Yolunuz da açık olsun. Kainat, ne yapıyorsun? Tamam. Sen bunlarla uğraşma şimdi. Ben toplarım. Hadi sen hazırlan. Hadi koş. Müftü abiye bırakırım ben. Bana baksana sen. Çırak bozuntusu. Ne sinekleniyorsun buralarda? Hem bir dakika, senin şu anda serviste olman gerekmiyor mu Memo'cum? Evet. Ne işin var burada o zaman? Ya bu yaşına kadar gelmişsin. Hala senin bu dünyada ne işin var diyor muyum ben sana İzafet ablacığım? Ya da teyze mi desem? Oh, ya Rabbim, ya Rabbim. Ben senden bol bol mal mülk istedim. Herhalde mal bölümünü yanlışlıkla yüksek sesle söyledim ki yağdırıyorsun maşallah ama... O dedikoduları sana yedirmem Memo'cum. Bak ben konuştum mu belgeli, fotoğraflı, videolu konuşurum. Sen benden 2 saniyesi önce tweet atsan kaç yazar, kaç? Ağız burun bükme bana öyle. Saygılı ol birazcık. Ben seni büyüğünüm. Merhabalar. Merhaba. Akşama gidecekler. Onlarla öyle konuştum. Ben şimdi gidiyorum. Top sizde. Ne yaptılar, ne ettiler, ne oldu? Tam rapor istiyorum ona göre. Hiç merak etmeyin Seniha Hanımcığım. Ben her şeyi an be an size raporluyor olacağım. Arzu ederseniz sosyal medyadan takipçim olup öğrenebilirsiniz. İzafet. İçiniz rahat olsun Seniha Hanım. Yani en azından bana güvenebilirsiniz. Şebnem hadi kalkmadı mı daha? Gel de Müfit abinin son güzelliğini gör. Ay, daha dinç, daha güzel bir Şebnem için yatsın bu dünya. Almilla. Ay Müfit abi ya. Yaşam destek ünitem benim. Kurban olurum. Bir şey söyleyeceğim. Madem Cebren ve hileyle uyandırıldım, o zaman çayım açık olsun lütfen. İyi mi? Olur. Ay. Acaba Ege ile Kainat ne yapıyorlardır? Uyanmışlar mıdır? Vallahi bence Ege uyumamayı tercih etmiştir. Kainat da utançtan kalp krizi falan geçirmiş olabilir. Arayalım Aydın Hanım. Hayır. Olmaz. Saçmalama aranmaz. Aa, niyeymiş o prenses? Olmaz. Yani belki... Böyle bir anı falan bozarız. İyi. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an hiç eğlenceli değilsin. Gerçekten bak. Olabilir. Ama aranmaz. Çok ayıp. Niye aranmaz? Aranmaz. Evet. Merhaba. Merhaba. Ben Kainat'ı soracaktım. Bakın Kainat burada yaşamıyor. Bir süre için kaldı, o kadar. Giuseppe Diaz. Anlamadım. Parfümünüz Giuseppe Diaz, öyle değil mi? Evet. Zerafetin kokusu. Yalnız tercihiniz bıçak sırtı. Kimiden de oda spreyi gibi durur. Kimisinde ise böyle harikalar yaratır. Teşekkür ederim. rahatsızlık verdim. Ben dün geceden beri kainata ulaşamayınca... Hiç önemli değil. Bu arada ben Ege. Seniha. Memnun oldum. Allah Allah. Sabah sabah ne bu yaşam sevinci? Ay, ne var Şebnem? Yani tamam bazı şeyler yoluna gitmemiş olabilir ama... Bak her şey yoluna girdi. Her şey yoluna mı girdi? Pardon da Arda gitti. Kredi kartlarım iptal edildi. Sena Sultan beni evden kovdu. Nasıl her şey yoluna girdi? Hayatımda bir şeyler güzel gidiyor da ben mi fark etmiyorum acaba? Bir şeyler yoluna giriyor galiba. Seniha Sultan. Biricik yeğenini kotalı değil sınırsız sevdiğini fark ettin demek. Bunları unutmuşsun. Güvendiğim dağlar kayak merkezi oldu Almilla. Yıkıldım. Bittim ben. Ben erkekleri sınarım Memo. Yani tarz meselesi. Hem ne demiş atalarımız? Seviyorsan bırak. Dönerse senindir. Dönmezse zaten hiçbir zaman senin olmamıştır. Ben hep öyle yaptım yani. Hadi dönen olmadı tabii. Ya hem o söz neymiş öyle ya? Yani atalarımız mı söylemiş onu? Yok dönermiş de dönmezmiş de. Ya aşk mı yaşıyorsun, güvercin mi besliyorsun? Ya orası öyle de Memo'cum. Ya bu birazcık tarzı meselesi. Yani benim biliyorsun en kötü özelliğim mükemmeliyetçiliğim yani. Hem zaten şöyle bir bakıyorum, adam gibi adam kalmamış Memo, kalmamış. Ya Giuseppe abla kimi bekliyorsun ki sen? Yani sen kimi bekliyorsun? Ya hem eskidenmiş öyle dağları delip su getirmeler falan. Şimdi mutfaktan su getireni bulursan yakala böyle evlen. Çok şey yapma yani. Ya orası öyle de şimdiki erkekler de ya burnunun ucundakini görmüyor ya da görüyor ama canım benim açılamıyor yani. Bak misal... Bak söyleyeceğim ama aramızda Memo tamam mı sır? İki yan apartmandaki Suat Bey var ya. He, ne olmuş ona? O böyle bizim apartmanlarından geçerken hep beni kesiyor ama açılamadı yani. Ha. İzafet abla. Ha. Kim bilir nereye kesiyordur o ya? O ne demek öyle Memo'cum, beni kesiyor diyorum sana, beni. O adam şaşı da o yüzden. Nasıl şaşı ya? Baya böyle. Ay değildir Memo. Ha? Hava yağmurlu, elde kahve. Camda trip yapacağım diye yine abandınız değil mi kettle'lara? Aferin. Afiyet olsun. Allah bunalımınıza zeval vermesin. Kainat. Ya takıldın yine şu konuya. Bak formül şu. Şebnem Gürsoy zirvedir. Ya ben ayrıldığım sevgililerime bile ben sana layık değilim diyemiyorum ya. Al bu formülü kendine uygula. Ya kızlar ben çok yorgunum. Bir duş alsam kendime gelirim sanırım. Almillacığım ben de evrene pozitif enerji veriyorum ama karşılığında ne bileyim bir leğende, mandalda öyle şeyler alıyorum. Yine ne yapıyorsun sen? Ne o kaya tuzu mu, kömür tozu mu? Hayır bu bambaşka bir mucize. Baharatçılar çarşısından aldım. Evin enerjisini bir anda yükseltecek. Almilla. Allah seni kahretmesin. Bu da güzel ev. Kainat gel. Muhteşem evler var hem de eşyalı. Hı hı. Ha, eşyalı mıymış? O nasıl oluyor ben size söyleyeyim. Salonda 40 yıllık bir halı, 55 ekran, tüplü televizyon ve 2 ayağı da kırık mikrop yuvası çekyat. Ya benim ömrüm bu ilanlara bakıp hüsrana uğramakla geçti. O zaman güney cepheden ışık alıyor. Solaryum tabutu yazın cehennem gibi. Doğayla iç içe. Kışın kurt iniyor. Yatırımlık. Çevrede canlı yaşamıyor. Merkeze 5 dakika. Merkeze 25 dakika. Kuzu gibi. Kuzu gibi pencere yok, ışık almıyor. Yarı zemin kat. Bodrum katı o. Ya kızlar böyle oturduğumuz yerden olmaz ki bu. Hem benim hesabıma para yatacaktı bugün. Yarın ilk iş çıkar eve bakarız ha. Buluruz ya. İyi. Al anne. Al köfte dudak. Al. 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 Çok zor işler bunlar ya. Hiç merak etmeyin. Bizim portföyümüz oldukça geniştir. Her ihtiyaca uygun ev bulmakla ünlüyüz firma olarak. Şimdi şöyle yapalım. Siz istediğiniz evin özelliklerini bana kısaca anlatın, seçeneklerimizi belirleyelim. Şimdi benim öyle jacuzzidir, Hilton banyodur gibi özel isteklerim yok. Benim tek özel isteğim şu, evde lütfen kombi olsun. Çünkü ben evimi de suyumu da sıcak severim. Doğalgaz ısıtma istiyoruz. Evin cephesi de çok önemli. Sanırım güney cephesi tercihimiz. Hayır sakın, doğu batı cephesi olmalı. Yani güneşin doğuşta batışta benim için çok önemli. Ben yoga yapıyorum da. Sizin bir şartınız yok mu? Öyle özel bir isteğim yok benim. Yani sadece benim hiç kendi odam olmadı da. Aa! Hep güneşle kaldık biz. 3 oda olsun. Hani benim de kendi odam olsun. Aa. Görüyorsunuz değil mi Mehmet Bey? Bütün hayatımız sizin ellerinizde. O yüzden umut var mı acaba? İsteğinize uygun ev buluruz, hiç merak etmeyin. Tüm evlerimiz için bizim şartlarımız ortaktır. Dilerseniz ben onları açıklayayım size. Tabii lütfen, buyurun. Birinci ayın kirası ve depozito ev sahibine nakit olarak ödenir. Tabii depozito 2 kira bedeli olarak hesaplanır. Takdir edersiniz ki bizim komisyonumuz buna dahil değil. O da peşin ödenir herhalde değil mi? Evet, firmamızın kuralları böyle. Bakalım. Aradığınız özelliklere sahip 3 adet evimiz var. 3'ü de bakmak için müsait. Dilerseniz hemen çıkalım. Ah tabii tabii. Vakit nakitse biz zarardayız değil mi? Haydi gidelim.